Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Nurhan Çamlı, Maraşlı'yı tanıyabilir miyiz? Nurhan Çamlı Maraşlı, 1961 Sarıkamış Kars doğumluyum. Babamın görevi nedeniyle ben 4 yaşındayken Muş'a gitmişiz. Benim memleketim Muş. Bütün eğitimi Muş'ta aldım. Üniversite yıllarım Ankara'da geçti, Türkiye'de. Üniversiteyi bitirmeden cezaevine tutuklandım ve cezaevine gittim. Hangi üniversitede öğrenciydiniz? Ben Ankara Üniversitesi Müzik Akademisi öğrencisiydim. Eğitmen Üssü Müzik Bölümü öğrencisiydim. Bir yıl falan devam ettim. Sonra tutuklandım. 78-79 Türkiye'deki devrimci politikanın boyutlandığı bir dönemlerdi. Ben de o dönemlerde her sorumluluk hisseden insan gibi devrimci mücadeleye katılmıştım ortaokul yıllarımda, tam Muş'tayken. Daha sonra üniversite nedeniyle işte Ankara'ya gittim. Üniversite sürecim kısa oldu. Tutuklandım ve Ankara askeri cezaevine gönderildim. Neden tutuklandınız? Neden? Dediğim gibi o dönem üniversite öğrencisiydim. Benimle birlikte 5 tane Kürt arkadaşımla birlikte kalıyordum. Hepimiz üniversite öğrencisiydik. Kimi siyasal bilgilerinde, kimi Orta Doğu'da, kimi benim gibi Ankara Gazi Eğitim Fakültesi'nde. 12 Eylül Cuntası'ndan önce yakalandık biz. 17 Nisan 1980 günü evimiz Ankara polisi tarafından, sivil polis tarafından basıldı ve gece alındık. O alınmayla birlikte yanılmıyorsam bir aya yakın bir sorgu süreci yaşadık. 1,5 yıla yakın cezaevinde kaldık, Mamak cezaevinde kaldım. Benimle birlikte başka bir bayan arkadaş daha vardı. Daha sonra biz içerideyken 12 Eylül askeri cuntası yaşandı. Kısa bir süre sonra 81'in bahar aylarıydı. Ay olarak hatırlayamıyorum ama hava olarak aklımda. Hepimiz Mamak cezaevinde olan başka Kürt tutsaklar da dahil toplam tanımadığım 11 kişi biz Diyarbakır Beşnoğlu cezaevine gönderildi. Diyarbakır cezaevine gönderileceğinizi öğrendiğinizde korktunuz mu? Doğrusu Diyarbakır'a gitmeye çok hevesliydim, çok istiyordum. Çünkü o zamanki düşüncelerimde kendi ülkemde yargılanma düşüncesi vardı. Yani işte Diyarbakır'da ve bütün politik arkadaşlarım Diyarbakır'daydı. Sadece biz Ankara'da bırakılmıştık. Bahar aylarıydı, Diyarbakır'a gönderildik. Cunta olmuştu. Tabii Mamak askeri cezaevi çok daha farklı bir anlatım dönemleri. Biz içerideyken cuntayı karşılamıştık. Fakat buna rağmen Diyarbakır'a gitmeyi gerçekten çok istiyordum. Çünkü diyordum kendi dilim, kendi insanlarım, en önemlisi kendi yoldaşlarımla birlikte olacağım.
Fakat iletişimimiz yoktu. Çünkü junta olmuştu. Tutsaklar arası, hem cezaevinde hem cezaevleri arası bütün iletişim kesilmişti. Dolayısıyla Diyarbakır'da olup bitenlerden hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ankara'dan Diyarbakır'a nasıl götürüldünüz? Biz askeri uçakla Diyarbakır'a götürüldük. Götürülme şeklimizden itibaren ciddi boyutuyla bir işkence yaşadık diyebilirim. Biz iki bayan arkadaştık. 4 erkek arkadaştı. Bizi kollarımızdan önce kelepçelediler. Ayaklarımızdan pranga vuruldu. Bir de birbirimize zincirlendik. Bir askeri uçakla, bu askeri uçak o gün Malatya'ya bomba götürüyormuş. Bize öyle açıklama yapılmıştı. Bizi de bindirdiler, gidiyoruz. Yani bizi Diyarbakır'a götürecekler. Uçağa biner binmez yasaklar başladı. Her şey yasak. Su içme yasak, çay içme yasak, konuşmak yasak, birbirine bakmak yasak. Put gibi karşıya bakmak zorunda olduğumuz bize söyletildi. Yol uzun. Ben hayatımda ilk olarak uçağa bindim bu vesileyle. Uzun bir süredir aynı evde yakalanmamıza rağmen uzun süredir arkadaşlarımızı görmemiştik. Gayet doğal insani bir duygu, özlem var, konuşma ihtiyacı var, neler yaşadın var. Fakat soramıyoruz birbirimize. Malatya'ya yakın bir yere geldik. Ama hepsi askerdi. Yani sivil giyimli kimse yok. Pilot dahil askerdi. Tuvalet ihtiyacımızın olduğunu söyledik. Bize dediler yasak, gidemezsiniz tuvalete. Bir yerde mola verdiler ama neredir hatırlayamıyorum ben. Sonra biz tekrar dedik, bizim tuvalet ihtiyacımız var. Tamam dediler, benimle bayan arkadaşımı indirdiler önce. Böyle üstü damı olmayan 2-3 tane pirket üst üste konmuş. Bomboş bir arazi. İndirdiler dediler, gidin ihtiyacınızı karşılayın. İyi de ayağımız prangalı, kollarımız kelepçeli. Açın dedik, hayır dediler, açamayız, yetkimiz yok. Biz bayan olarak götürdüler ama açmadılar. Biz hala birbirimize bağlıyız. Hem kendimize hem birbirimize bağlıyız. Ben önce ihtiyacımı karşıladım. Arkadaş ayakta bekledi. Sonra ben ayağa kalktım. Arkadaşım ihtiyacını karşıladı. Erkekler de aynı şekilde, daha sonra devam ettik yolumuza. Diyarbakır'a girdiğimizde ben Diyarbakır'ı ilk olarak gördüm. Zaten karanlıktı şehir, bilmiyoruz ama böyle etrafımızda yoğun önlemlerin alındığını hissediyoruz. Cezaevine geldik. Böyle çok önemli bir protokol karşılanıyor gibi bol sayıda komando tipli askerler bizi karşıladı. Ama hepsi iri kıyım askerler. Hepsinin de joblar. Ve her yerden müthiş sesler geliyor. Allah Allah. İşte ırkçı Türkçe marşlar, sesler geliyor. Cezaevine vardığınızda gece miydi? Akşama doğruydu ama hava karanlıktı. Biz gerçekten ne olduğunu anlayamadık. İşte ilk 3 basamaktan sonra koridora girdik. Ondan sonra tabii içeriye girince o sesler çok daha yoğunlaştı. Biz nereye girdiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bütün duvarlar ırkçı sloganlar yazıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene, her Türk asker doğar. Her tarafta Mustafa Kemal resimleri. Yağlı boyayla yapılmış, duvara yapılmış. İstiklal Marşı'nın bölümleri. Veya çeşitli Türkçe ırkçı sloganlar yazıyor. Bol miktarda asker geldi yanımıza. Böyle iri kıyım, ellerinde joblar. Bizi biraz da merak ediyorlarmış. İşte Mamak'tan gelen azılı teröristler. Diyarbakır cezaevine girişinizi tarih olarak hatırlıyor musunuz? 1981 bahar ayıydı ama ay olarak hatırlayamıyorum. Güzel bir bahar ayıydı ama. Nisan veya Mart olabilir. İşte hep benim kafamda Diyarbakır'da yargılanmak güzel, hoşuma gidiyor. Yani birçok arkadaşımı göreceğim.
Ama neye uğradığımızı şaşırdık biz. O ara bir uğultu var. Askerler birbirlerini iteliyor, kalkıp böyle iteleşiyorlar. Gelen asker diğerine şey diyor, soruyorlar kulaktan kulağa. Nereden, kim geldi? Hani Mamak'tan gelen teröristler bunlar mı diye. Tabii bizi hemen şeye dayadılar, parmaklarımızın ucunda duvara dönük bir şekilde. Görmüyoruz kimseyi. O ara işte gelip böyle eğilip yüzümüze bakıyorlar merakla. Teröristler görülecek ya, herkes bir laf atıyor. O uğultu birden kesildi. Cezaevi İç Güvenlik Amiri Esat Oktay Yıldıran mı geldi? İşte arkamız dönük olduğu için görmüyoruz ama hissediyoruz yani. Rütbeli biri geliyor. Bir komutan geliyor, farkındayız bunun. Sesler kesildi, ayaklar birbirine vuruyor. Gelen Esat Oktay Yıldıran. Henüz daha görmedik. Ve arkadan o kızlar diye bir ses geldi. Yanında köpeği, tabii köpeği de görmüyoruz. Yanında bir köpek var bilmiyoruz. Fakat bu köpek, adı Joe, Alman kurt köpeği. Gelir gelmez benimle Nuriye, kadın arkadaşımın adı Nuriye'ydi. Arkadan bize, arkadan soktu burnunu, bacaklarımızın arasına soktu. Şimdi korkunç bir korku var. Hem korku, hem neredeyiz, ne olacağız, böyle ilginç bir duygu. Köpek burnunu bacaklarımızın arkasına sokmuş, o da korku. Bizi ısıracak mı, ne yapacak bilemiyoruz. Ben kendimi öyle sıkmışım ki tırnaklarımın, elimin içinde izler çıkmıştı. Sonra fark ettim. Tabii aynı şekilde sanıyorum Nuriye de öyleydi. Kendimizi korkunç sıkmışız. Yani köpek bize bir şey yapmasın diye. Bu ne kadar sürdü çok şey yapamıyorum. O ara Esat işte biraz konuştu. O kızlar hoş geldiniz falan diye. Birden döndü dedi ki şeydir. Kızlar adet mi oluyorsunuz? Biz cevap veremedik. Dedi evet dedi siz adet oluyorsunuz. Joe meğer kan kokusuna gelmiş. Sonuçta anlatmak istediğim bu. Çünkü Joe kan kokusunu biliyordu. Kan içiriliyordu Joe'ya. Ve taze günlük et yediriliyordu. Daha sonra tutsaklara saldırtılıyordu bu köpek. Dolayısıyla bizdeki kan kokusuna gelmiş hayvan. Bu ilk karşılaşmanızda Esat Oktay Yıldıran neler söyledi? Esat Oktay epey bir açtı çekti. İşte bura Diyarbakır cezaevi. Buraya gelen kolay kolay sağ çıkamaz. Burada yaşayan herkes Türktür. Burada bu cezaevin üstünden kuş bile, benim haberim olmadan bir kuş bile uçamaz. Buradaki bütün talimatlara uymak zorundasınız. Bu ara tabii kimlik bilgilerimiz elinde. Benim Muşlu oluşum ve Ankara Gaziantep Üniversite öğrencisi olduğum biliniyor. Bana şöyle bir soru yöneltti. Dedi şu an senin avukatların, avukattan kastı Şerafettin Kaya, Ruşen Aslan, Mümtaz Koten. Benim hem dava arkadaşlarım ve gerçekten hepimiz Muşluyuz. Ve hepsi benim ailece tanıştığım insanlar. İşte dedi Şerafettin Kaya şu an şampuanlı odada. Hangi odayı istersiniz? Şampuanlı oda mı yoksa televizyonlu oda mı? Biz anlayamıyoruz ne demek istediğini. Tabii daha sonra öğrendik neler, ne anlatmak istiyor bize. Cevap verme hakkımız zaten yok. Hem tehdit, bir yandan tehdit ediyor. Bir yandan aynı memlekette olan insanlar anlatılarak psikolojik baskı uygulamaya çalışıyor. Örneğin işte Muşluyum, onlar da Muşlu. Onların adını anarak bana psikolojik baskı yapmaya çalışıyor. Epey bir konuştuktan sonra askerlerine emir verdi. Çocuklar dedi, ne yapacağınızı biliyorsunuz, götürün dedi. Ben biraz sonra geleceğim. Esat Oktay Yıldıran, yanınızdan ayrılınca askerleri ne yaptı?
Esat Oktay'ın gitmesiyle askerlerin üzerimize çullanması bir oldu. Ama müthiş bir dayak yedik. Kafamızı kaldıramıyoruz. Sağdan soldan tekme, tokat. Göze mi geliyor, kulağa mı geliyor, göğüse mi geliyor? Askerler için önemli değil bu. Önemli olan o karşıdaki insanı hedefledikleri şekilde dövmek. Bu ara vurmaları sonucu bir erkek arkadaşımızın kulak zarı patladı ve hala kulakları duymuyor. Kulağından problemli. Tabii onları da uzun süredir görmemişiz. Aynı evde yaşıyoruz, yakalanmışız ama uzun süredir onları da görmüyoruz. İsteğimiz bir de onlarla görüşmek. Yani göz göze bile gelemiyoruz onlarla. Sonuçta hem dövüyorlar hem de bağıraraktan bir başka yöntemle işkence yapmaya çalışıyorlar. Allah Allah diyor, bağırıyor, naralar atıyor, işkence sesleri çıkararak. Gerçekten korkunç bir ortam. Bir süre böyle devam etti. Ondan sonra erkekleri bizden ayırdılar. bizden ayırdılar. Benimle Nuriye kaldık. Bize dediler soyunun, arama yapılacak. Zaten üstümüzde doğru düzgün götürdüğümüz bir şey yok. Çünkü Cunta'nın olduğu, yani teslim alınmış cezaevinden çıkıp geliyoruz. Ankara Mamak cezaevinden. Orada da farklı farklı uygulamalar var. Orada da tutsaklar epey bir problem yaşamış. Biz çıkarmadık üstümüzü. Çıkarırsınız çıkarmazsınız. Bize şöyle bir açıklama yapıldı. Dedi biz vücudunuzda herhangi bir iz olup olmadığını tespit etmek zorundayız. İşte sizin namusunuz bize teslim. Siz nasıl geldiyseniz biz onları tutanağa geçmek zorundayız. Yarın öbür gün tahliye olduğunuzda dışarıda farklı şeyler anlatmayın. Mantık bu. Yani çizdikleri senaryo bu. Çıkarsınız çıkarmazsınız. Tabii biz doğrusu direkt çıkarmıyoruz gibi bir direnişe giremiyoruz. Çünkü bir şok sanki yaşıyoruz. O ara askerler saldırdılar her bir tarafımızdan. Bir grup kişi başına, yani 20 kişi Nuriye'nin başında, 20 kişi benim başımda. Sağımızı solumuzu yırtaraktan bizi soydular. Bütün bunları yapan Esat Oktay Yıldıran'ın komando askerleri mi? Tabii şimdi biz kendimizi koruyamadık. Yani göğüslerimiz fırladı, südenlerimiz çıktı ortaya. Çıplaz, yani üstümüz çıplak. Burada çok amaç var. Örneğin işte karşı cins kendi iğrenç duygularını tatmin etmek. Benim göğsümde iz var. Kedi izi, kedi tırnağı izi. Bu küçüklüğümden kalma bir iz. Bu tabii onların epey bir işine geldi doğrusu. İşte o amaçla elle tahrik ediyorlar. İşte sözlü tahrik ediyorlar. İşte senin memen Nuriye'ninkinden daha büyük. Nuriye'nin göğüsleri seninkinden daha diri türü. Kendilerince koymuş oldukları süre bittikten sonra eşyalarınızı toplayın gidiyorsunuz dediler. Biz eşyalarımızı topladık öyle dağınık bir şekilde. Bizi hücrede bir odaya getirdiler. Hücreye geldik. Karanlık bir hücre değil bura. İki kapaklı camı olan bir yer. Bize dediler burada kalacaksınız. Yeme, içme, tuvalet, her şey yasak. Her şey. Yarın sabah diğer koğuştaki kadınlar çıkacak. Eğer duyarsak onlarla konuştuğunuzu, işaret ettiğinizi, cesediniz buradan çıkar diye tehdit ettiler. Zaten hiçbir şey soramıyoruz. Hiçbir şey soramıyoruz. Tabii bu anlattıklarım sadece bir asker ya da iki asker tarafından uygulanan değil. Bir grup, işkenceci grup. İşte aklımda kalan isimleri... Kadınlar Koğuşu'ndan sorumlu olan gardiyan, gerçek adı Bahattin. Ama askerlerin kendi aralarında horoz diye hitap ettikleri kadın koğuşu gardiyanı. Karabela, Mevlüt Çavuş, Esat Oktay'ın özel postu Eyüp, Ömer Çavuş, blok çavuşuydu o dönemler. Şu an aklıma gelenler onlar. Bunlar Diyarbakır cezaevinde her koğuşta, her blokta işkenceden direkt sorumlu olan
ve tamamen Esat Oktay'ın direktifiyle hareket eden insanlar. Ama aynı zamanda kendi inisiyatifleri de var. Hani derler ya, vur diyorlar ama öldürüyor gibi. Tutsaklar üzerinde kadın erkek tüm tutsaklar üzerinde her tür işkenceyi deneme hakkı sahip olduğuna inanan insanlar. Psikopat bir grup. İşte bizi hücreye getirdiler. Esat Oktay zaten geleceğini söylemişti. Ama doğrusu o boyutuyla bir olayla karşılaşacağımı ben düşünemiyordum. Bir süre sonra Esat Oktay gelene kadar bu bahsettiğim grup bizimle istediği şekilde alay etti, dalga geçti, küfretti, sorular sordu. Böyle bir ortam. Esat Oktay Yıldıran'ın ikinci gelişi nasıl oldu? Daha sonra Esat Oktay geldi yine köpekle birlikte. Bu sefer bana şey sordu, işte benim gazi eğitimde olduğumu biliyor. Sen dedi beni tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum sizi. O dönemlerde işte Cunta'nın tantan sesleri geliyor. Bizim üniversitenin önünde gerçekten askeri konvoy bekliyor. Çünkü o dönemde Ankara Eğitim Enstitüsü'nde sürekli politik çatışmalar oluyordu. Ve mutlaka sağ sol tarafından insanlar öldürülüyordu, gençler. Bunlar da orada önlem alıyorlar. Ve bu da o grubun komutanıymış ben. Nereden tanıyayım? Bir sürü asker var. Zaten muhatap da olmuyorsunuz. Eğer gidiyorsam okula, bahçede görüyorum ki işte tanklı askerler bekliyor. Sen beni nasıl tanımazsın? Ben tanımıyorum diyorum. Ben tanımadığım için güzel bir dayak yedim o an. Sen beni nasıl tanımazsın? Benim adım budur. İşte ben Ankara Gazi Eğitim Fakültesini dize getirdim. İşte Kıbrıs çıkarmasında bir Rum kızının kanını içtim. Ben Rumlara bunu yaptım, şunu yaptım. Sen beni nasıl tanımazsın? Tanısan bir bela, tanımazsın daha beter bela. Yani amacı oradan hareketle zaten yapacağı, hedeflediği işkenceyi meşrulaştırmak. Epey bir dövdü. Ondan sonra tekrar hangi odayı istediğimizi sordu. Biz yine anlamıyoruz kastettiği nasıl bir oda. Ondan sonra askerlere komut verdi. Dedi ben gidiyorum. Siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Bizi askerlerle baş başa koyup gitti. Biz o odada ben ve Nuriye 15 gün bütün gün ama işkenceyle geçirdik. Ne tür işkenceler? Her tür, aklınıza gelebilecek her tür işkence. Elektrik dışında falaka, kabadayak, cinsel taciz, elle taciz. Ondan sonra küfür, tehdit, zaman zaman Joe'yu getirerek, köpeği getirerek onunla korkutma. Bunlar 15 gün boyunca devam etti, gece gündüz. Yemek yok, içme yok, tuvalet yasak. Tuvalet ihtiyacımız varsa işte hücrenin bir köşesinde yapıyoruz. Zaten idrarın dışında bir şey yok çünkü mideler bomboş. 15 günümüz böyle geçti. İşte gündüz kadın koğuşundaki arkadaşlar havalandırmaya çıkıyor ama gerçekten uçan kuşun kanadının sesini duyuyoruz ama biz kimsenin sesini duymuyoruz. Onlar da bizim. Çünkü ciddi bir baskı olduğunu hissediyoruz biz. Yani o sessizlik bize boyutlu bir işkencenin olduğunu ifade ediyor. Korkunç bir sessizlik var cezaevinde. Sadece duyduğumuz eğitim sesleri. Hem koğuşta hem havalandırmaya çıkınca eğitim sesleri. Normal insan sesi duymuyoruz. Yani birbiriyle konuşursun, sohbet edersin, türkü söylersin türü diye. Sadece askeri eğitim sesleri duyuyoruz biz. Marş sesleri. 15 gün sonra bizi cezaevi iki katlıydı bizim olduğumuz blok. Zaten hepsi öyle. Üst katta kadın arkadaşlar kalıyordu. Yani normal tutsak kadın arkadaşlar. Altta da şey, oraya da tecrit bölümü deniliyor. Bu sefer bizi oraya aldılar. Yani hücre cezası bitti, tecrite aldılar bizi. Orada konuşma yasağımız devam etti yine diğer kadınlarla. Fakat yemek verildi. Normal 3 öğün yemek. Ya çay falan verilmedi. Sadece yemek hakkı verildi.
Dayak, günlük dayak biraz daha düştü. Bu sefer daha çok böyle cinsel ve sözlü saldırılar başladı. Tehditlerle birlikte. 10 gün falan kaldık galiba. Yani zaman olarak yanlış bilgi vermek istemiyorum. Kadınların kaldığı koğuşun alt katında kalıyorsunuz henüz. Bu durum size bir umut veriyor muydu? Kadın arkadaşlarla olmak beni sevindiriyordu. Tabii korkular vardı. Yani başımıza neler gelebileceğini kestiremiyoruz. Etrafında tamamen anormal insanlar var. Yani normal ruha sahip insan yok. Örneğin ben hukukçu değilim ama biliyorum ki Türkiye cezaevlerinde bir kadın tutukluysa, adli veya siyasi tutukluysa onlardan normal, devlet tarafından görevli olan kadın gardiyandır. Fakat biz kendimizin dışında kadın görmüyoruz. Bizim sorumlumuz bile asker. Ama bu da normal bir asker değil. İşkence uzmanı bir asker. Tip olarak da özel seçilmiş tipler, iri kıyım. Mesela ben bizim gardiyanı hep SS'lere benzetirdim. Sarışın, gümüşhaneli biri. Anormal bir insandı. Gerçekten anormal bir insandı. İlk çıkardıklarında tabii işte biz uzun süre hücrede kaldık, tecritte kaldık ama bir tane kadın arkadaş görmedik. Tanıyalım veya tanımayalım. Bir tane kadın görmedik. Ama biliyoruz yukarıda epey kadın var. Çünkü eğitim yapıyorlar, nazari eğitim. Yani marş eşliğinde koşuyor bu bayanlar. Bildiğiniz o askeri eğitimleri yapıyoruz. Biliyoruz ki büyük bir kalabalık var. Kalabalık bir kadın grubu var ama görmüyoruz kimseyi. Sizi kadınlar koğuşuna aldıklarında neler hissettiniz? Nelerle karşılaştınız? Bizi ilk içeriye aldıklarında bütün koğuş tek sıra halinde. Şu şekilde, karşıya bakar şekilde içtima olmuş durumda bizi bekliyorlardı. Koğuş sorumlumuz Gönül Hatay'dı. Tekmil verdi. İşte kadınlar koğuşu 75 kişilik mevcuduyla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım diyerekten. Biz o biraz önce bahsettiğim işkenceci grupla birlikte çantalar elimizde koğuşa alındık. Yani aramızda normal insani duygu olan tanışma yok. Bizi koydular oraya. Yasaktır. Soru sormak yasak. Konuşmak yasak. Zaten bunlardan önce var olan şeyler. Bizimle başlayan şeyler değil. O Ömer Çavuş dediğim o dönem bizim bloğum. B bloktu galiba. B bloğun sorumlusuydu. Blok sorumlusuydu. Ama aynı zamanda bu grup içindeydi. Bu grup cezaevinde her şeye, her koğuşa girebilen, her tür uygulamayı yapma hakkına sahip bir grup. Epey bir açte çekti. Bize işte açte çekti. Tabii bu şu temelde. İşte aklınızı başınıza toplayın. Bize anlatıyor. İşte Ankara'dan gelmişler. Bizim azılı terörist olduğumuzu anlatmaya çalışıyor oradaki arkadaşlara. İşte burada herkes ne yapıyorsa siz de onu yapmak zorundasınız. Kuralları anlatıyor. Burası bir askeri cezaevi. Bunları yapmak zorundasınız diye. Ondan sonra çekip gitti bunlar. Ama biz gerçekten konuşamıyoruz. Yani o kadar kötü bir duygu ki. Çok yakınsın. Tanımamana rağmen. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben şunu hissediyorum. O arkadaş da politik tutsak. Ben de inançlarım için cezaevindeyim. Ama bir merhaba bile diyemiyorsun. Bu en doğal insani hak. Merhaba diyemiyorsun. Bu insanı çok ürkütüyor. Çok kötü bir duygu. Bir de koğuşta bir ana vardı. Beni en çok etkileyen olaylardan biri oydu. Bütün koğuş hadde diyordu. Çok güzel bir anneydi. Gerçekten çok güzel bir kadındı. Hiç Türkçe bilmiyordu. Tek kelime. Mahkemeye ne zaman çıktınız? Tahliye oldunuz mu? Benim davam 81'in hangi aydı hatırlamıyorum oldu. İkinci mahkemede tahliye oldum. Daha sonra bu Esat Oktay dönemi. Daha sonra 8 yıl ceza aldım. Tekrar tutuklandım. 84'te tutuklandım tekrar. 86 sonu muydu? 87 başı mıydı hatırlamıyorum. Diyarbakır cezaevinin yapısı nasıldı?
Diyarbakır cezaevi çok ilginç. Mimari olarak çok ilginç. Her koğuşta bizim koğuş normalde 25 kişilik bir kapasiteye sahip. Fakat biz o dönem 75 kadındık. Her yatakta iki kişi yatıyor. Başlı kışlı. Aynı zamanda yerlerde yatan arkadaşlarımız var. Ben Sakine Polat'la bir yıl boyunca koyun koyuna yattık. Onun yatağıyla birlikte yattık. Işıklarımız askerler tarafından kontrol ediyordu. Hemen akşam yemeğinden sonra ışıklar kendiliğinden kapalıyordu. O kapandığı an sen yatakta olmak zorundasın. Askeri disiplin. Koğuşta sürekli hoparlör kanalıyla yine yatana kadar ezan okunuyor, dini anlatımlar var, ırkçı marşlar okutuluyor, dinletiliyor. Zaten nazari eğitim var. Bütün günümüz eğitimle geçiyor. Koğuşun mimarisi üç sağ taraftan, üç sol taraftan altlı üstlü bu yuvarlak halde dışarıdan gözetleme kepenkleri var. Beni Diyarbakır cezaevinde en çok etkileyen olaylardan biri bu. İşte emir geldi, yatak içtiması al diye, düzen al pardon. O ara benimle Sakine araya girdik, üstümüzü çıkaralım. O ara Sakine bana fısıldadı, dedi ki Nuran konuşmak yasak, dikkat et. Bir şeyler anlattı bana o ara. Hiç tanımıyoruz birbirimizi ama var yani, birbirini kollama var, birbirini sahiplenme olayı var. O çok güzel bir duygu. Bana işte yatağı gösterdi. Ben tam o kepenklere karşı benim kafam. O dönem okuduğum bir kitap vardı. Albaylar, Yunanistan Albaylar Juntası dönemini anlatan bir tutsak tarafından yazılmış. İşte bir gün hücresindeyken kapı deliğinden kendini gözetleyen mavi gözlü bir polis görüyor. İşkenceci polis. Bu tutsağın üzerinde çok korkunç bir psikolojik etki yaratıyor. Ben işte yatağa girdim. Böyle dalmışım yani, uyumuyorum ama. Böyle bir karşıya baktım, o kepenklerden iki tane masmavi göz bana bakıyor. Çok kötü oldum. Hemen battaniyeyi kafama çektim. Beni çok etkiledi ve korktum. Gerçekten korktum. Kepenk açıldı. Bir şey söylemedi ama ben yatağın içinde titriyorum. Yani ben okuduğumu yaşadım birden. Ne zaman uykuya geçmişim bilmiyorum. Oradaki amaç, kadın tutsaklar veya erkek tutsaklar sürekli denetleniyor. Sürekli. Tabii bizdekilerin amacı biraz daha farklı sanıyorum. Çünkü kadınsın, karşı taraftaki erkek. İşkencenin bir boyutu da cinsel işkenceyi kapsıyordu. Sabah oldu işte, uyandık. Herkes içtimaya falan girdi. Ben bir süre duvara karşı bakamadım. O delikler beni çok etkilemişti. Yani her baktığımda sanki iki tane o mavi göz karşımda hala. Daha sonra o bakanı olduğunu fark ettim. Bizim koğuş gardiyanı olduğunu fark ettim. Sapık bir herifti zaten. Sizi etkileyen başka bir olayı hatırlıyor musunuz? Başka bir olay. Ertesi gündü. Havalandırmaya çıktık işte. Tabii yine konuşmak yasak. Zaten iner inmez hemen eğitim yapıyorsunuz. O bahsettiğim halde hiç Türkçe bilmiyor. Yaşlı bir anada. Bizi koşturuyorlar, süründürüyorlar. Fakat bu kadın yapamıyor. Yani fiziksel olarak yapamıyor. Ben aşağıya indiğimde, yani sıram geldiğinde aşağı indiğimde teyzeyi gördüğümde yanına gittim. Anne merhaba dedim. O ara ilk olarak bir kadın görevli gördüm. Güler adında resmi polis kıyafetli biri geldi. Ama bu kadın da daha sonraki işkence dönemlerinde Esat'la birlikte gelen, o kadro içinde yer alan bir kadın oldu. Fakat bu gardiyan mı, polis mi, ne olduğunu bilmiyoruz ama resmi polis kıyafetiyle geliyor. Çok iğrenç bir kadın. Anaya bir tane tekme vurdu. Havalandırma noktasında büyük tuvalet kanallarının şeyi var. O kapağın üzerinde oturmuş ana. Böyle bir tekme vurdu. Kadın sendeledi düşünce ben ağladım. Tutamadım kendimi, ağladım. Yani yaşlı bir kadın Türkçe konuşamıyor. Konuşamazsın onunla deyip
beni şeye iteledi. Belki daha acemiyim, bilmiyorum Diyarbakır'ın şeylerini. Kendimce biraz karşı koymaya çalıştım ama mümkün değil. Tabii başaramadım bunu. Bir de o ilk dayağım öyle oldu zaten. Yani boğuş şeyinde, havalandırmasında. Böylece başladık yaşamaya, Diyarbakır'daki hayata alışmaya. Diyarbakır'da kaldığım süre içerisinde her gün sabah çorbasıyla birlikte bizim işkence seansımız başlıyordu. Dayak seansımız. İdare bazı arkadaşları kendi kafasında büyütmüştü. Artık nasıl bir misyon yüklüyorsa bilemiyorsunuz. Bunlar bendim. Sakine Polat'tı, Gönül Atay'dı, Aysel Çürükkaya'ydı, Cahide'ydi, Fatma'nın soyadı neydi? Hatırlamıyorum. Böyle bir şeydik arkadaş. Biz her gün çorbayla birlikte bizi içtima ettiklerinde hiçbir gerekçe yok. Yani Diyarbakır'ın o dönemlerinde dayak yemeniz için bir neden olması gerekmiyor. Can istiyor, dövüyor. Bu kadar açık. Her gün biz o dayağımızı yerdik çorbadan önce. Ama bu dayak gerçekten bir dayaktı. Yani sağımız solumuz morarırdı. Bunda çok amaçlar vardı tabii. Birincisi o işkence emellerine ulaşmak. İkincisi de içimizde çok genç arkadaşlar var. Diyarbakır cezaevini ancak yaşadıktan sonra anlayabildiniz. Doğru mu? Ben biraz şöyle toparlamak istiyorum. Evet, biz Diyarbakır cezaevine gittiğimizde topyekün bir cezaevi tarafından uygulamalar söz konusuydu. Daha sonra hem kendi arkadaşlarımdan hem daha sonra diğer insanlardan duyduğumda tabii ki orada çok çeşitli direnişler olmuş. Ama devlet Diyarbakır cezaevinde ciddi bir uygulama, ciddi bir plan, program yapma kararındaydı. Bunu ilk başta bizim uçağa bindirişimizde biz anlamıştık. Pranga, kelepçe, her şey yasak, en doğal haklarımız yasak. Bizi büyük bir şey bekliyor ama ne? Onu bilmiyoruz. Sonuçta yaşadık ve gördük. Diyarbakır'da çok insan öldürüldü. İşkencenin her tür boyutu denendi. Hem kadın hem erkeklerdi ve bunların çoğunu yaşadı. Ben de yaşadım. Diyarbakır'daki tutsakların çoğu yakın akrabaydı. Her şey yasaktı. Her şey tutsakların aleyhine kullanılan olaylardı. Örneğin hemşerilik bir işkence görme nedeniydi. Çift olma işkence görme nedeniydi. Nişanlı olma işkence görme nedeniydi. Meryem'in hikayesi. Meryem'i PKK Kadınlar Kolu sorumlusu gerekçesiyle tutuklamışlardı. Meryem'le ilgili hiç unutmadığım bir anım var. Onu ben anlatmak istiyorum. 12 yaşında bir genç kız çocuğuydu. Genç değil, kız çocuğuydu. Kadınlar koğuşuna tek tip zorunluluğu yoktu. Öyle bir uygulama yoktu. Bir ara gardiyan dedi, tek tip giyeceksiniz. Fakat ya bize zarf attı ya da bilmiyoruz, bir şey olmadı. Fakat bir gün bize dedi ki saç kestirilecek. Saçınız mecbur kesilecek. Biz yine dedik herhalde Bahattin normal değil, bir şey söylüyor sonra olmuyor. Öyle düşündük ama gerçekleşti bu olay. Bize tek tip kıyafet giydirmediler fakat saçlarımız kesildi. İlk kesilenlerden biri bendim. Biraz da koğuşta model gibi oldu. Aslında kestirmek bizim de işimize geliyordu. Çünkü çok az miktarda su veriliyordu. Bu suyla diş fırçalayacaksın, yemek yiyeceksin, içme ihtiyacını karşılayacaksın ve kişisel temizlik yapacaksınız. Hepimizin saçları uzun ya da çoğu arkadaşım benim de uzun. Kestirmek işimize geliyor. Sonuçta ben dedim kestiriyorum. Demesem de kesmek zorundayız zaten. Bir karar. Meryem'in de saçları uzundu. Çok hoş bir çocuktu. Hepimizin saçları kesildi. Meryem de tutup ailesine yazmış saçlarının kesildiğini. Mektup gönderecek dışarıya. Bunu yazıyor. Kimsenin haberi yok. Mektup gönderiyor ailesine. Bunu bir ertesi gün müydü neydi? Bir baktık Esat Oktay geldi koğuşa. Esat Oktay kolay kolay gelmez ama geldiğinde de
boyutlu bir işkencemiz vardı. Topyekun. Biz hepimiz hemen zaten bir asker içeriye girince içtimaya girmek zorundayız. Her zamanki nutkunu çekti. İşte ben asarım, keserim, öldürürüm. Sizin namusunuz benden sorumlu. Benim askerlerim kimseye yan göz bakmaz. Böyle bir de namus ayaklarında. Geldi Meryem'in önünde durdu. O Ömer gardiyan bizim koğuşun da sorumlularından biriydi. İsmen çağırmıyor. Amacı direkt tanımak, hafızasında kalsın istiyor. Neyse Meryem'in önünde durdu. Öne çık dedi. Meryem küçüktü ama çok militan bir kızdı. Ben saygı duydum onun o tavrına. Elinde bir kağıt, Ömer Çavuş'un. Esat anlatıyor işte, dışarıya kuş uçturmayız. Yani bir şeylerin olduğunun mesajını veriyor, direkt demiyor. Sonuçta Meryem'e dedi ki sen bunu ailene göndermişsin. Bunu Ömer'e emir verdi. Elinde şey yaptı, kırıştırdı. Bunu yiyeceksin dedi. Buradaki hiçbir şeyi kimseye iletemezsiniz. Burada olan burada kalır, dışarıya gönderemezsiniz. Meryem zaten mecbur bu şekilde durmak zorunda, karşıya bakmak zorunda. Gözlerini bile kırpmıyor. Biz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sonra döndü, bize anlattı. Dedi işte Meryem dedi mektup yazmış ailesine, saçları kesildiğine dair. Şimdi onu yazdığı gibi de yiyecek sizin karşınızda. Meryem'i küçük düşürmek istiyor biraz da önümüzde. Esat Oktay ve Ömer Çavuş Meryem'e o mektubu yediremediler. Çok güzel bir tavır sergiledi küçücük olmasına rağmen. Kesinlikle gözünü kaldırmadığı gibi kırpmıyor bile. Zorla Meryem'in ağzını açarak izbandut gibi askerler Meryem'in ağzını açıp o mektubu zorla soktular ağzına. Çok korkunç bir görüntüydü o. Bir ara verin. Mektubu zorla Meryem'in ağzına soktu askerler. Esat emir verdi dedi bunu yiyeceksin. Meryem onu ağlayarak ama hiç tavrını bozmadan kafası böyle dimdik şekilde yavaş yavaş çiğne çiğne o mektubu yedi ve yuttu. Ondan sonra koğuş hepimiz dayak yedik. Bir göz dağıydı bu. Ondan sonra çekip gittiler. Çok acı bir olay, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamadık biz. Yani belki Meryem'i gözümüzün önünde öldürselerdi bile yapacağımız hiçbir şey yoktu. Sahiplenemiyorsunuz ama acıyı çok yürekten yaşıyorsunuz. Meryem'in o iki gözünden akan yaş hala benim şu an gözümün önündedir. Hiç unutmadım. Sanıyorum hiç unutmayacağım da. Çünkü çok genç bir çocuktu. O kağıdı aslında sadece Meryem yemedi. Hepimiz yedik. Kadın olduğunuz için yaşadığınız unutulmaz olaylar var mı? Sırf kadın olduğumuz için yaşadığımız özellikle bir olay var. O çok önemli. Biz adet olduğumuzda askere tekmil vermek zorundaydık. Pamuk alabilmek için. O şu şekilde yapılıyordu. Örneğin ben Nurhan Maraşlı. Askerin yanına gidiyorum. Gardiyanımız bu. Diyorum tekmil veriyorum. Nurhan Maraşlı 61 doğumlu, Muş doğumlu. Pamuğa ihtiyacım var komutanım. Amaç cinsel iğrenç duygularını tatmin etmek için soruyor. Niye? Böyle garip bir Türkçeyle. Niye? Siz tekrar açıklamak zorundasınız. İşte kanamam var komutanım. Neren kaner orospu? Diye hitapla ki bize hiç ismimizle hitap edilmedi. Bize hep orospu, galta, kapatma diye hitap ediliyordu. Bu sefer onu anlatıyorsunuz. İşte aybaşı oldum. Kullanmam gerekiyor. Eğer keyfi varsa he diyor. Ama özellikle sırf yine o iğrenç duygularını tatmin etmek için biraz zamanı uzatıyor. Sonuçta izin veriyor ama işkenceli bir şekilde. Alıyorsunuz o pamuğu, kullanıyorsunuz, kirleniyor, atmak zorundasınız. Dönüşünüzde tekrar tekmil veriyorsunuz. Komutanım pamuğu aldım, yerime dönebilir miyim? İkinci bir tekmil. Bu bizim için en büyük işkencelerden biriydi. Fiziki olarak her an
her saat işkenceye tabiydik. Ama sanıyorum insanda en çok yer eden psikolojik işkence. Bu bizim için çok önemliydi. Bununla birlikte iri yarı şişman arkadaşlarımızı özellikle koşturup kendini tatmin ediyordu. Çünkü hızlı koştuğunda göğüsler hareket halinde, vücut hareket halinde sallanıyor. Bu psikopat, sapık adam resmen bu kilolu arkadaşlarımızı bu halde, bu şekilde kullanaraktan iğrenç duygularını tatmin etmeye çalışıyordu. 1985 yılında sizinle aynı cezaevinde tutuklu olan yazar, aynı zamanda ressam Recep Maraşlı, yılbaşı vesilesiyle sizin için bir resim çizip gizliden yollamış. Bize o resmin hikayesini anlatır mısınız? Bu resim benim için çok büyük bir manevi değere sahip. 1985 yılında direnişler sonunda koğuşlar arası iletişim oluşmuştu. Tabii illegal, gizli olarak. Bu Recep'e ait bir resim. O zaman evli değildik biz. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı, saygı duyduğum bir arkadaşımdı. Bir gece işte yılbaşı nedeniyle bu resmi yapmış, kadınlar koğuşuna, bana göndermişti. Bu resimdeki benim için önemli olan bu tırtiriktir. Yani böyle Recep'in ölüm orucundan sonraki ilk yaptığı resim çalışması, elleri tam tutmuyor. Çizimler hep eğri büğrü. Bu sonuçta bana geldi. Bunu koştaki bütün arkadaşlarıma okudum. Hepimizin yeni yılını kutluyordu çünkü. Koğuşumuzda o dönem bu resim benim en yakın arkadaşımdı. Bununla konuşuyordum, dertlerimi bununla paylaşıyordum ve bu bana gerçekten cevap veriyordu. Recep yan komşumuzda kalıyordu, yan koğuştaydı ama hiçbir şeyimiz yoktu, kontağımız yoktu, yasaktı. Onun için benim için bu çok can yoldaşımdı. Bunun koğuşa geldiği ihbarı yapılıyor idareye. Diyorlar, Nuran'la yan koğuş haberleşiyor. Böyle bir resim var. Çünkü ben bunu gündüz atıyordum, sonra saklıyordum. Bunu ben fark edince bu resim ele geçmesin diye bir yıla yakın bunu her gün adet oluyormuş gibi orkid taşıdım vücudumda. Bunu düzenli bir şekilde katladım, pamukların arasına koyuyordum ve kilotumun arasında bunu bir yıla yakın korudum. İhtiyaç duyduğumda çıkarıp konuşuyordum. En küçük bir baskın olacağını hissettiğimde onu yine Zula'ya gönderiyordum. Böylece bunu dışarıya çıkarmayı başardım. Tabii çıktığında epey kırışıktı. Sonra bunu sağ salim kendimle eve getirdim. Bu da özgürlüğüne kavuştu. Bunu ütüleyerek bu hale getirdim. Onun için bu benim için çok önemli. Çok değerli ve oğluma vereceğim en güzel hediye. Civarıma vereceğim en güzel hediye bu. Diyarbakır zindanını unutabildiniz mi? Zaman zaman rüyalarıma giriyor. Ben zaman zaman hala Diyarbakır'dayım. Aynı koğuşta aynı arkadaşlarımı rüyamda görüyorum. Zaman zaman ağlayarak uyandığım oluyor. Biz ciddi bir travma yaşadık. Yani o dönem yaşayan. 12 Eylül cuntası hem ailelerde hem biz tutsaklarda çok ciddi bir, ama özellikle Diyarbakır'ı diyorum çünkü Diyarbakır'da gerçekten çok ciddi boyutlu işkenceler yaşandı. Her şey suçtu, vahşet.